Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi çok şık bir model anlatımı yapacağım. İp olarak şöyle bebe yünü ip kullanacağım. Dilediğiniz markayı tercih edebilirsiniz. Tığ olarak da şu şekilde 3 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet, şöyle pembe ipimle başlayacağım arkadaşlar. Zincir çekerek başlıyorum. Çok fazla sıkı çekmiyorum zincirlerimi. Yapacağınız işin büyüklüğünde zincir çekerek başlayabilirsiniz. Evet, benim için bu kadar zincir yeterli. Şimdi burada tığma ipimi alıyorum. Buradan sayıyorum 1, 2, 3, 4. zincirimden. Tığımı geçirdim. İpimi aldım. İkili bir trabzan yaptım. Tekrar tığma ipimi aldım. Aynı noktadan ikili bir trabzan daha yapıyorum. Tekrar tığma ipimi aldım. Aynı yerden ikili bir trabzan daha yaptım. Bakın şöyle 3 tane ikili trabzan yaptım aynı noktaya. Şimdi tığma ipimi alıyorum. Buradan sayıyorum 1, 2, 3. zincirimde. Tığımı geçirdim. İpimi aldım ve yine burada 1, 2, 3. Bakın yine 3 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığma ipimi alıyorum. 1, 2, 3.den tığımı geçirdim. 1, 2, 3. Bakın yine 3 tane aynı yere trabzan yaptım. Bu şekilde ilk sıramı sıra sonuna kadar devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi ben hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet, bakın benim için bu kadar yeterli. En son modelimi yaptıktan sonra tığma ipimi alıyorum. Buradan bir atlıyorum. İkinci zincirimden kenar trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde kenar trabzanımı yaptım. Sıramı tamamladım. Burada bir tane zincir çektim. Modelimi çevirdim arkadaşlar. Hemen şu ilk trabzanımın tepesinden bir tane sık iğne yaptım. İkinci trabzanımın tepesine geldim. Yine burada bir tane daha sık iğne yaptım. Şimdi tığma ipimi alıyorum arkadaşlar. Bakın şu 3 trabzanımdan ikinci trabzanımın ortadaki trabzanımın arkasından tığımı geçirdim. İpimi aldım. Ve bir miktar uzatıyorum. Tığma ipimi alıyorum. Aynı yerden 2, 3, 4. Bakın 4 kez tığma ipimi aldım. Hepsinin içinden geçtim ve kapattım. Şimdi burada bakın fıstığımı yaptığım trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Aynı yerden bir sık iğne yaptım. Bakın modelimiz bu şekilde oluşuyor. Hemen yanına geldim. Bir sık iğne daha yaptım. Bu taraftaki 3 trabzanım var. İlkinin tepesinden tığımı geçirdim. Bir sık iğne de buraya yaptım. Yani toplamda 3 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi tekrar tığma ipimi alıyorum. Yine bakın ikinci trabzanımın arkasından tığımı geçirdim. İpimi alıyorum. Uzatıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın yine 4 tane dolgumu yaptım. Hepsinin içinden geçip kapatıyorum. Şimdi burada bakın fıstığımın arkasındaki trabzan. 1, yanındaki trabzan 2, buradaki üçlünün ilkinden de bir sık iğne. Yine bu şekilde 3 tane sık iğne yaptım. Tığma ipimi alıyorum. Yine ortadaki trabzanımdan tığımı geçirdim. 1, 2, 3, 4. 4 tane dolgumu yaptım. Fıstığımı kapattım. Ve bu şekilde sıramı sonuna kadar ilerleyeceğim arkadaşlar. Şimdi ben hemen bu kısmı da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın sıramı sonuna geldim. En son buradaki fıstığımı yaptım. Hemen bakın arkasındaki trabzandan sık iğnemi yaptım.
Hemen yanındaki ikinci trabzanımdan da sık iğnemi yapıyorum. Bakın şurada kenarda zincirlerim vardı. Kenar zincirlerimden de yine şu şekilde bir tane sık iğne yaptım. Ve sıramı bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi burada bir diğer rengimi alacağım. Evet, ikinci rengimi aldım. Son ilmeğimin içinden geçtim. Ve buraya bir tane zincir çektim. İpimi sabitledim. Şimdi bakın şu ipimin ucunu şöyle arkaya alacağım. Burada hemen ilk trabzanımın tepesinden en son yaptığım sık iğneden arkadaşlar bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde sık iğnemi yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımı ipimi alıyorum. Bakın bu sırada trabzanlarımızı yapacağız yine. Şu iki modelimin ortasından şuradan tığımı geçirdim. İpimi biraz uzatarak yapacağım trabzanlarımı. Şöyle 1, 2. Yine ikili trabzan yaptım. Tekrar tığımı ipimi aldım. Bakın aynı boşluğun içinden 1, 2. Tekrar tığımı ipimi alıyorum. Aynı boşluğun içinden bakın bu şekilde 3 tane trabzan yaptım. Tığımı tekrar ipimi aldım. Hemen bir sonraki iki modelimin ortasından tığımı geçirdim. Trabzanımı yaptım. 1, 2, 3. İç zincir çekmeden bir sonraki boşluğumun içine geçtim. Yine buraya da 3 tane trabzanımı yapacağım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar her boşluğuma 3'er trabzan yaparak ilerleyeceğim. Bakın sıramı tamamladım. En son boşluğuma da yaptım. Burada bir tane zincir çekiyorum. Tığımı ipimi alıyorum. Şuradaki kenar trabzanımın üzerindeki sık iğneden tığımı geçirdim. Ve buraya ikili bir trabzan yaptım. Bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Modelimi tekrar çevirdim. Bakın burada şu hemen ilk trabzanımın tepesinden bir tane sık iğne yaptım. Hemen şu ara boşluğumdan tığımı geçirdim. Bir sık iğne daha yaptım. Şimdi sırada 3 trabzanım var. İlkinin tepesinden de bir sık iğne daha yaptım. Toplamda 3 tane sık iğne yapmış oldum arkadaşlar. Tığımı ipimi alıyorum. Bakın burada yine şu 3 trabzanımdan ikinciden ortadaki trabzanın arkasından tığımı geçirdim. İpimi uzattım. Şimdi burada yine fıstığımı çalışacağım arkadaşlar. Yine 4 tane dolguyla bakın fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Ve yine çevirdim. Fıstığımın arkasındaki trabzana bir sık iğne. Hemen yanındaki trabzan 2. Şuradaki ilk trabzanımın tepesine toplamda 3 tane sık iğne yaptım. Tığımı ipimi aldım. Yine ortadaki trabzanımın arkasından tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane dolgumla fıstığımı oluşturdum. Ve yine 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Alt sıranın tekrarı arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın yine sıramı tamamladım. En son fıstığımı yaptım. Bu sırada ortalara kaydırmış oldum modelimi. Hemen arkasındaki trabzandan bir sık iğne. Bakın yanındaki trabzandan yine ikinci sık iğnemi yapıyorum. Şuradaki zincir boşluğuma bir tane sık iğne yapıyorum. Ve en son şuradaki kenardaki zincirlerimden de tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi burada yine renk değiştireceğim. Evet arkadaşlar, bir diğer rengimi aldım. Son ilmeğimin içinden geçtim ve ipimi çekerek sıkıştırıyorum. Bir tane zincir çektim. Modelimi çevirdim. Hemen
şu ilk sık iğnemin içinden tığımı geçirdim ve buraya bir tane sık iğne çalıştım. Bakın bu şekilde. Şimdi burada 1 2 2 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Tığımı ipimi alıyorum. Şu hemen ilk boşluğumun içinden tığımı geçirdim. Buraya yine 3 tane trabzan çalışıyorum. 2 ve 3. Bakın bu şekilde 3 trabzanımı çalıştım. Tığımı ipimi aldım. Bakın bir sonraki 2 modelimin ortasından yine tığımı geçiriyorum. Buraya 3 trabzanımı yapıyorum. İlk sıranın tekrarı arkadaşlar. Sadece her renk değiştirdiğimizde modellerimizi ortaya kaydırarak ilerliyoruz. Ve aynı işlemler arkadaşlar. Bir sırada trabzanlarımızı yapacağız. Bir diğer sırada da fıstıklarımızı yaparak modelimizi kuracağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Bakın sonrasında da dönüşte fıstıklarımızı yapıyoruz. Modelim bu kadar kolay arkadaşlar. Şimdi ben hemen sizlerle modelin daha ilerlemiş halini paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bakın daha öncesinde yapmış olduğum model bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim, gerçekten çok şık bir duruşu var. Arkasını da göstereyim şu şekilde. Çok güzel bebek battaniyesi yapılabilir bu modelde. Yatak örtüsü olarak yapabilirsiniz. Çok şık duracağını düşünüyorum. Renklerini dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. İsterseniz her sırada farklı bir renk kullanarak da ilerleyebilirsiniz. Gerçekten çok kolay bir yapımı var. Şu şekilde göstereyim. Bakın şöyle. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.